Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u bu sezon ligi 4. olarak bitirdi. Avcı takımın başına geldiğinde Trabzonspor ilk 8 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile sadece 6 puan toplayabilmişti. Avcı'dan sonra ise kalan 32 maçta sadece 3 mağlubiyet alındı. Bu 32 haftada 18 galibiyet, 11 beraberlik ile 65 puan toplandı. Özellikle Ocak ve Şubat ayları arasındaki 10 maçlık yenilmezlik serisi oldukça etkileyiciydi. Bu seri sırasında ortaya çıkan popüler slogandaki gibi kasketliler geri dönmüştü. Peki ama nasıl? Abdullah Avcı Aralık ayında Trabzonspor dergisine verdiği röportajda şöyle konuşuyordu. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de çok pas yapıyor. Dikine oynayın. Şimdi dikine oynayacak adam yoksan pas yapmak zorundasındır. Pas yapmanın başka bir amaçları vardır. Topu kaybettiğin yerde sağ dağılımın doğru değilse o baskıyı yapamazsın, geriye doğru koşarsın. Bu bir aksiyon filmine döner. Bugün artık öyle oyunlar çok az kaldı. Bazen oyunların koptukları anlamda daha dengeli, daha coşkulu tabii ki ama akıllı oyunlar, planlı oyun. Abdullah Avcı gerçekten röportajında bahsettiği gibi aksiyon filmi olmaktan uzak bir takım oluşturdu. Topu isteyen, sürekli topu kapmaya çalışan ve topu aldığı zaman da uygun anı bulana kadar top çeviren bir Trabzonspor izledik. Oyun stili tercihinde Avcı kimseyi şaşırtmadı ama oyun dinamiklerinde oldukça şaşırtıcı detaylar vardı. Trabzonspor kağıt üzerinde sezon boyunca 4-2-3-1 şeklinde dizildi. Ancak dizilimin sadece kağıt üzerinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü saha içindeki dizilim zaman zaman 4-2-3-1 gibi dursa da zaman zaman 4-3-3, zaman zaman da 3-4-3 gibi duruyordu. Gibi demekte fayda var. Çünkü Trabzonspor sahada katı bir dizilişe sahip olmadı. Bu sezon Trabzonspor'un oyun kurulumunda oldukça ilginç detaylar izledik. Trabzonspor oyunu kurarken asimetrik 3-3-3-1 dizilimine dönüyordu. Abdullah Avcı oyunu üçlü bir hatla kurmayı tercih ediyordu. Fakat bu üçlü sabit bir üçlü değildi. Topa yakın taraftaki bek oyuncusu savunmayı üçlüyorken diğer taraftaki bek oyuncusu merkeze yaklaşıp bir orta saha oyuncusu gibi davranıyordu. Gerideki bu üçlü hat sayesinde Trabzonspor hem oyun kurulumunda sayısal üstünlük sağlıyor hem de savunmadan çıkışlardaki top kayıplarında hızlıca topu geri kazanabiliyordu. Ayrıca üçlü yapı, rakibin pres yapan oyuncularının arasındaki mesafeyi de açıyor. Bu sayede Edgar rahatça savunmadan top sürerek çıkabiliyordu. Edgar, 28 dribling ile bu sezon Süper Lig'de en fazla dribling yapan ikinci stoper oldu. João Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından Hüseyin Türkmen sezonun bazı bölümlerinde sağ bekte oynamak zorunda kalmıştı. Gerideki üçlü hat oyun kurulumunda asıl mevkisi stoper olan Hüseyin'den alınan verimi artırıyordu. Orta sahada çift pivot tercih eden Abdullah Avcı, ters taraftaki bek oyuncusunun içe yaklaşmasıyla bu hatta da üçlüyordu. Özellikle Marlon'un içe yaklaşıp orta saha gibi davranması, teknik kapasitesi fiziksel kapasitesinin önünde olan Marlon'dan da maksimum verimin alınmasını sağlıyordu. Trabzonspor'un çift pivotuna dair en ilginç detay ise bu oyuncuların oyun kurulumu sırasında aldığı pozisyonlardı. Trabzonspor'un merkez ikilisinden birisi oyun kurulumu sırasında daha geride konumlanırken diğeri daha ileride konumlanıyordu. Merkez ikilinin ilerisine ofansif orta saha da eklenince ilginç bir düzen oluşuyordu. Bu 3 oyuncu 3 farklı yatay ve 3 farklı dikey hatta konumlanıyorlardı. Böylece ortaya farklı pas açıları çıkaran ve rakip savunma tarafından savunulması daha zor bir yapı ortaya çıkıyordu. Bu düzen İngilizce futbol terminolojisinde staggering olarak geçiyor. Kavram Türkçe'de şaşırtıcı, sarsıcı anlamlarına gelse de bizim futbol terminolojimizde kelime olarak bir karşılığı yok. Avcı orta saha hattının önünde yine üçlü bir hat kullandı. Buradaki üçlünün amacı ise oyunu genişletmekti. Genellikle Vakayeme, Bakasetas, Ekuban şeklinde oluşan bu hatta kanat oyuncuları çizgiye basarak oyuna genişlik veriyorlardı. İleri hattaki Canini'nin de rakip savunmayı itmesiyle Bakasetas'a topu daha rahat alabileceği bir alan açılıyordu. Abdullah Avcı'nın sıklıkla kullandığı dinamiklerden biri de oyun içi rotasyonlardı. Bu rotasyonlardan en dikkat çekeni Canini ve Ekuban arasındaki yer değiştirmelerdi. Canini sıklıkla kanada deplase oluyordu. Onun boşalttığı alanı da genellikle Ekuban dolduruyordu. Yer değiştirmeler sayesinde bu oyuncuların hem forvet hem de kanat meziyetlerinden daha fazla katkı alınabiliyordu. Oyun içi rotasyonlardan bir diğeri de kanat oyuncusu ve bek arasındaki rotasyonlardı. Bu rotasyon özellikle sol kanatta Vakayeme ve Marlon arasında daha belirgindi. Kanat oyuncusu geriye yaklaşırken bek oyuncusu onun boşalttığı alana koşu yapıyordu. Bu sayede Vakayeme rakip savunmacıyla birebir kalıp içe doğru top sürebiliyordu.
Zaman zaman bu rotasyonlara orta saha oyuncuları da katılıyordu. Merkez orta saha oyuncusu, kanat oyuncusunun boşalttığı alana koşu yaparken bek oyuncusu da merkeze geliyordu. Böylece merkezde büyük boşluklar açılıyordu. Bu boşluklara giren bek oyuncusu için topla oynayabileceği daha fazla zaman ve daha fazla alan kalıyordu. Beklerden bir tanesi ileri çıktığında diğer bek ileri çıkmayıp orta sahaya yaklaşıyordu. Burada amaç 2-3-5 yapısını kurup top kaybedildiğinde karşı presle topu tekrar kazanmak ve rakibin kontra atak yapmasını engellemekti. Abdullah Avcı Aralık'taki röportajında bundan da bahsediyordu. Hücum oynarken de savunmayı nasıl yapacağını düşünmen lazım aslında. Savunma güvenliğini nasıl alacağını düşünmen lazım. Önceki takımlarında olduğu gibi alan savunmasını tercih eden Abdullah Avcı, savunma stili tercihinde de kimseyi şaşırtmadı. Stil olarak şaşırtıcı bir tercih olmasa da savunma dinamiklerinde farklı uygulamalar vardı. Trabzonspor prese ön alanda 4-4-2 şeklinde dizilerek başlıyordu. Preste odak toptu. Rakip ön alan presini aşıp ikinci bölgeye geçtiğinde Bakasetas geriye geliyordu. İkinci bölgede Trabzonspor 4-1-4-1 gibi dizilmeye başlıyordu. Avcı takımını oyun kurulumunda olduğu gibi savunmada da düz bir hat şeklinde dizmiyordu. Trabzonspor savunmayı yine merkez üçlünün 3 farklı yatay ve 3 farklı dikey hatlarda yer aldığı bir düzenle yapıyordu. Amaç bir pres tuzağı oluşturmaktı. Presin başlangıcında rakip yönlendiriliyor, top istenilen bölgeye geldiğinde de farklı düzlemdeki oyuncular ile pres yapılıyordu. Böylece daha fazla savunma bağlantısı elde edilip topun etrafında daha kompakt bir alan oluşturulabiliyordu. Kalesinde ilk 8 haftada 15 gol gören Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımı devralmasından sonra 32 haftada kalesinde sadece 22 gole izin verdi. Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor'un kalesindeki gol beklentisi 32 oldu. Avcı'nın takımı bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri. Bu başarıyı Avcı'nın savunma organizasyonundan ayrı düşünemeyiz. Fakat yine de bu başarıda büyük katkısı olan dev adamı da es geçmemek gerekir. Çünkü Uğurcan bu süreçte 32 gol beklentisinden sadece 22 gol yedi. Bu istatistik neden birçoklarına göre Uğurcan'ın yılın kalecisi olduğunu açıklamaya yeter sanırım. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u bize sezon boyunca ilginç taktiksel detaylar izletti. Özellikle oyun kurulumunda, oyun içi rotasyonlarda ve savunmada takımın Avcı'dan sonra önemli bir gelişim yaşadığı açık. Ancak istatistikleri incelediğimizde Trabzonspor'un gol yollarında sorun yaşadığı da açık. Takımın bireysel olarak alan kullanımı konusunda da gelişmesi gerekiyor. Bu sorunları daha önce yazdığım bir yazıda şekiller ve görüntüler kullanarak açıklamaya çalışmıştım. Yazıya videonun altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.